Merhabalar herkese, hoş geldiniz. İyi hafta sonlarınız olsun. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ben bugün sizlere anahtar kilit açılımı yapmak istedim. YouTube'da sizlerleyim. Bu açılıma kilidin çatlaması açılımı da deniyormuş. Yabancı bir kaynaktan çevirdim sizlere. Deste set şeklinde olacak ama burada kararı size bırakıyorum. Hemen anlatacağım. Daha önceden kolektif olarak yapmıştım tanıtım amacıyla. Şimdi iki karar yorumu yapacağım sizlere. Bu iki karardan birini anahtar, diğerini kilit temsil edecek. Kafanızdaki şeyi uygulamaya geçirdiniz diyelim ya da o kararı aldınız diyelim, bir şey yaptınız diyelim. Ne olur sonucunda nelerle karşılaşırsınız? Bize bunun cevabını anahtar verecek. O kafanızdaki şeyi yapmadınız, hayata geçirmediniz, dökmediniz uygulamaya diyelim. Bu sefer ne olur? Bunun cevabını da bize kilit verecek. Bu ikisinin isterseniz ikisini de dinleyin, tamamını dinleyerek rehberliğinizi alın. Dilerseniz de sadece birine odaklanın arkadaşlar. Hem deste seç gibi hem değil gibi buna benzer değişik bir konu ürettim sizlere. Haydi başlayalım anahtardan. Şöyle de yapabilirsiniz, serbestsiniz. Herhangi bir kural sınırlama koymuyorum. Aynı kararı yaparsam ya da yapmazsam diye değil de iki ayrı konu içinde seçiminizi yapıp dinleyebilirsiniz. Bunu ben size bırakıyorum. Hepinizin rehberliği alıp yorumlama şekli, bunu içselleştirme şekli birbirinden farklı olacaktır. Anahtardan başlayalım. Ben dizilimi yapayım. Buraya koyayım şimdilik. Ve tabii konular çeşitli olduğundan ben de gördüğüm kadarıyla bütün konuları, her ne çıktıysa ürete ürete yorum yapacağım size. Bu desteği de sadece dördüncü kısma koyacağım. İhtiyaç duyduğumda diğer kısımlara da koyarım. Evet, öncelikli olarak bu durumun görebileceğiniz yönlerinden başlıyoruz. Görünürde ne var? Gözükürde. Bakalım. Bir adam, adamın kaybettiği bir, gittiği, götürdüğü bir durum. Ve bir aile mutluluk teması. Bunu özellikle de eril arkadaşlarım için hissettim. Şöyle bir şeyi sorduysanız eğer bu anahtarda giden gitti, biten bitti. Ben bazı şeyleri kaybettim. Bir takım olaylar yaşandı. O gemi benden uzaklaştı gitti. Ama ben beklemeye devam etmeli miyim? Ya da bu kayıplarımı en aza indirgemek açısından somut bir çabaya girmeli miyim diye bunu sorduysanız, kartıma baktığımda evet, gerekli mücadeleyi vermeniz ya da ciddi konuşmayı yapmanız gerekmekteymiş. Bu sizin elinizde olan bir durummuş. Bu aile konusuyla ilgili de olsa, uzaklık temasını da içeriyor olsa, kariyerde hedef olarak belirlediğiniz ya da hayalini kurduğunuz durum sizden uzaklarda da olsa bu şekilde. Dinleyen dişil arkadaşlarım için durumun görebileceğiniz yönleri, bu kişi sizden uzakta ama aynı zamanda sizi de bekliyor. Belki zamanında vermediği emekler olarak buraya yansımıştır. Arka planda çok fazla şey olup biterken gerekli konuşmaları yapmamış olabilir. Kendisine odaklanmış olabilir. Az önce söylediğim gibi ortaya somut bir şey koymamış olabilir. Görebileceğiniz şey bu kişiyle aranızda hala duygusal bir durum olduğu. Çünkü
sizin gönlünüzün efendisi olabilir bu kişi hala ama ardınızdan baka kalmış olarak görünmekte. Bunu zamanında kendisi de yapmış olabilir. Kendisi izin verdiyse de şimdi kala kalmış bir vaziyette görüyorum. Ve bu kartta dikkatimi çeken bir şey var. Yani görünürdeki durum, durumun görebileceğiniz yönleri kısmında. Tabii pek çok sembol, resmediliş var ama benim neden bilmiyorum. Adamın denizin içindeki şu paçaları, ıslanan paçasıyla elindeki ip dikkatimi çekti. İpleri bırakmak, ipleri tutmamak veya tutmakla alakalı olan bir durum. Deriyi görmeden paçaları sıvamak. Böyle bir şey de diyebiliriz. Ama bunu geçmişle bağdaştırabiliriz. Ben burada daha çok erillerle alakalı bir konu algılıyorum. Mesela önceden acele ettilerse, dereyi görmeden paçayı sıvadılarsa, buradaki gemideki asıl görevlerini yerine getirmeyip belki de çok gevşek tuttularsa bu ipi, belki acelecilikten, belki sorumsuzluktan kaynaklı ya da fazla güvenden kaynaklı bu gemi kendilerinden uzaklaşmış olabilir. Ama şunu da hissediyorum bakın. Bu gemi yeni gitmiş ya da bu kişi bu gemiyi kaybetmiş olmayabilir. Bu belki de yeni bir gemi kendisine gelecek olan. Ama şurada tuttuğu iple ve buradaki sırılsıklam haliyle eskiyi bekliyor olabileceğine dair bir izlenim de uyandırdı bende. Yani hala bırakmadığı bir ip var. Belki de bu gemi yeni. Yeni bir insan, yeni bir hayal, yeni bir olay, yeni bir macera. Ama acaba eskisi mi gelecek diye burada bir beklenti içerisinde olduklarını görüyorum. Hissiyatım bana bu şekilde söylüyor. Ve özellikle bu videoya tıklayan eril arkadaşlarım, şu kısımda söylediklerim sizin için önemli, uyanı alın. Peki neyi göremiyorsunuz? Geçmiş kartı açtım. Kadın kartı ve hak etme. Ya da neyi görememişsiniz? Hayatınızdaki dişilin her şeyi hak ettiğini, belki emeğinizi, sevginizi, fedakarlığınızı hak ettiğini görememişsiniz. Bu kilitli kalmış. Aynı zamanda bu kişi de sizi bekliyor. Bu kişi de sizden haber bekliyor. Hala size güzellikleri sunmak istediğini görüyorum. İçinde size dair bir sevgi yaşatmaya çalıştığını görüyorum. Dişilerin. Ve bir özlem durumu var. Bunu göremiyor musunuz? Dişil arkadaşlarım sizin için de şöyle söyleyebilirim. Eğer çok fazla size zarar veren, size sıkıntı yaratan, problemler üzerine eğilim gösteriyorsanız ve çok fazla beklenti içerisindeyseniz, hak ettiğiniz bazı güzelliklerden kendinizi alıkoyuyor olabilirsiniz. Bu bilince gelmeniz gerekmekte ve bunu göremiyorsunuz olarak görüyorum. Burada masal dinleyen çocuklar var. Bilinç kartıyla beraber geldiğinden bunu bir nebze de olsa olumsuz yoracak olursam eğer, kendinizi bir hayale, bir masala eğer fazla kaptırdıysanız, gerçekte hak ettiğiniz durumlardan ya da bir gerçeklik durumundan kendinizi mahrum bırakıyor olabilirsiniz. Bu da kilitli kalmış ve göremediğiniz konu olarak geliyor ama geçmiş teması geldi. Ve burada erkek de kadın da birbirini bekliyor olarak görüyorum. Ve arada özlem var. Ayrılanlar, iletişim problemi yaşayanlara uyabilir bu açılım. Ne yapmak sizin kontrolünüzde peki? Çocuk gelmiş, bir de öğretmen gelmiş. Evet, meslek açısından da yorumlayabiliriz. Burada seçiminizi yapıp ilerlemeniz olabilir. Eğer kariyerle alakalı, ben henüz bir karar vermedim, bir şeyleri kaybederim korkusundan diye düşünüyorsanız, burada bir akıl hocası diyebileceğim ya da sizden yaşça büyük, bakın burada bir nine var, ya da bir öğretmen olabilir. Böyle bir kişinin tavsiyesini dinleyebilirsiniz. Hak ettiğiniz geleceğe ulaşmanız açısından kiminizin mesleği belki de öğretmenlik ya da bir öğretmen olan bir kişinin önerilerine de uyabilirsiniz. Bir diğer taraftan burada yine aşk ilişkilere dönelim. Ne yapmak sizin kontrolünüzde? Tecrübelerinizi kullanmanız, ılımlı adımlar atmanız. Burada romantizm,
Duyguları şairane bir biçimde yaşayıp yaşatmak, hayal kurmak ve hayallerinin peşinden gitmek de geldi. Çevrenizdeki insanlara rağmen belki de bunu yapabileceğinizi söylüyor. Bebek adımlarıyla da olsa, minik minik de olsa iyimserliğinizi koruyarak adım atabilirsiniz. Ama burada hafiften ben bir tecrübesizlik enerjisi aldım. Ya da adım atacağım da daha fazla bir okuyup araştırmalıyım, biraz daha incelemeliyim, biraz daha sorgulamalıyım diyorsanız eğer, evet, bunu yapmak da sizin elinizde. Elinizde olmayan bir durum gibi gelmiyor. Kartlar çok birbiriyle uyumlu çıktı. Size gelecek olan bir teklif varsa da, şimdi bu anahtarı birisi bana ya da bir yer bana bir teklifte bulundu. Kabul edeyim mi tarzında eğer seçtiyseniz evet diyor cevaplar. Kabul edebilir misiniz gelen teklifi ya da haberi? Neyi bırakmalısınız, neyi terk etmelisiniz? Statüko. Burada çok fazla şey geldi. Hep aynanın tekrarı, hep kısır döngü içerisinde olma ya da güvenli bölge olarak adlandırdığınız değişmez durumları değiştirmeniz gerekiyor. Bunları bırakmanız gerekiyormuş. Bir diğer taraftan çok fazla para harcıyorsanız, giyim kuşam için, eğlence için bunları bırakmanız lazımmış. Har vurup harman savurma enerjisi geldi. Fazla özgürlük, fazla özgürlüğün getirdiği maceralara atlama, buradaki balıklar gibi dalma durumlarını bırakmanız gerekiyormuş. Tabii bunun kontrolü, bunun dengesiyle beraber, hepsini tamamen bırakma gibi yok da, siz bunu kendinizde daha iyi bilirsiniz. Yeme içme alışkanlıklarınız, belki alkol, belki zararlı alışkanlıklar, bunları abartıyorsanız bunları bırakmanız gerekmekteymiş. Ve bir de çok önemli bir mesaj geldi, kendin ol diye. Bu durum kişisel gücünün temeli olan sahici benliğine bürünmeni gerektiriyor. Siz topluluklar içerisinde maske takıyorsanız eğer, buradaki kişiler eğleniyorlar bakın. Maskeli balıyor gider gibi değişik değişik kıyafetler giyiyorlar. Belki şöyle bir örnek verebilirim. Aslında buradaki kişilerin biri belki de arkadaş çevresinden daha farklı bir karaktere sahip ama burada kendisini rahat hissetmesi için ya da bu gruba dahil olması için kendi özelliklerinden feragat ediyor olabilir. Onları bırakıyor olabilir. Görmezden geliyor olabilir. Bu yüzden böyle bir mesaj da gelmişe benziyor. Böyle bir durum yoksa eğer, birilerine ayak uydurmak ya da bir grubun içerisine dahil olup onlar gibi davranma tarzında bir durumunuz yoksa, kendi benliğinizde ne varsa onu iyimser, mutlu bir şekilde ortaya çıkarıp topluluk içerisinde kendinizi göstermenizle alakalı bir mesaj geliyor. Yani size hizmet etmeyen, size yapmacık gelen, belki etrafınızda dedikodu olabilir, gizli saklı durumlar olabilir, kendi şansınızı baltalayan konular da olabilir. Tüm bunların hepsini terk etmeliymişsiniz. Ve ben bu açılımda çok fazla deniz kenarı, denizli bir şehir ya da ülke görmekteyim. Neyi bırakmalısınız ya da terk etmelisiniz noktasında bir yolculuk da yapabilirsiniz. Size ne iyi geliyorsa. Peki son kısma geliyorum. İlerleme kaydetmek için tutumunuz ne olmalı? Keşif. Her zaman keşfetmeye açık olmalısınız. Meraklı olmalısınız. Şurada da dedim ya, araştırmalar yapmalısınız diye. Size zarar veren durumlara, konulara hayır demeyi bilip sınır çekerseniz eğer, geldiğiniz noktayı da korumuş olacaksınız ve burada kendinize verdiğiniz değerle beraber bir yolda ilerleyeceğinizi görüyorum. İlerleme kaydetmek için gelen kart da kavşak kartı. Yani açılımımızın konusuna doğrudan uyan iki karar yorumunda karar vermek, kararsızlığı bırakmanız gerekmekte. Ya da fazla atalet halindeyseniz eğer, ben biraz daha bekleyin, biraz daha keşfedeyim, biraz daha şöyle, biraz daha böyle diyorsanız işte artık eyleme geçmeniz gerekmekteymiş. Diğer insanlara karşı kendi hakkınızı korumanız ya da kısmetlerinizi bulup aramanızla ilgili olan durumda harekete geçme enerjisi diyor. Dikkatim bir şey çekti. Buradaki adam bu mağaradaki deliği açıyor mu, kapatıyor mu tam algılayamadım ama eğer bir iletişim engeli varsa, uzlaşma istekliliğiniz söz konusuysa buradaki kişiyle, ki ben arada özlem görüyorum. Burada bu kişi de sizi bekliyor.
Şuradaki taşı kaldırabilirsiniz. Ama hayır, ben kesinlikle istemiyorum diyorsanız da bunu böyle hafiften kaldırmaya çalışmak yerine taş orada dursun daha iyi olabilir arkadaşlar. Çünkü açılımın sonunda karar önemli, kararlılık önemli. Ama ben bir iletişim görüyorum. Bir taraftan da hafif bir sessizliğe büründüm. Sembollere dikkat kesildim. Bu açılımda kariyerden de ziyade duygusal mevzular ağır bastı. Bakın buradaki kişi elinde kıymet verdiği şeye bakıyor. Bu karttaki kişi de aynaya bakıyor. İkiniz de birbirinize duygu durumlarınızı yansıtıyor olabilirsiniz. Arada bir engel varsa bu engelin kalkması gerektiğini düşünmekteyim. Bu açılımda arkadaşlar ben daha çok şunu gözlemledim. Bu açılımdaki dişiler geçmişteki kişiyi beklemiyorlarsa da eğer buradaki eriler dönmek istiyor. Bir taraftan hayatındaki diğer konuları sürdürüyorken, kariyer meslek alanında çaba sarf ediyorken bir diğer taraftan kendisi için önemli olan duygusal konuya dikkat kesilmiş şekilde baktıklarını görüyorum ve buradaki bana kalırsa eril bu elindeki elması dişile vermek için bakıyor. Çünkü elinde bir tabak var bundan. Dikkatimi bir şey de çekti. Özellikle de iletişim engeliniz varsa ya da uzaklık. Ben bu taşı buradan oynatacağım yerinden. Ama arkadan bana ne geleceğini bilmiyorum, kestiremiyorum. Böyle gözüme alan parlak bir şeyler görürsem kapatmam bu yolda. Ama bana bir laf gelirse, bir taş atılırsa ya da bir tehditle karşılaşacağımı hissedersem de U dönüş yapabilirim. Ani bir manevrayla burayı tekrardan kapatabilirim dediğinizi görüyorum. Bu açılımın sonunda kararlı olmak önemli. Her ne kadar bunu yaparsam nelerle karşılaşırım sorusunu irdeliyorsak da bu anahtarda yine de sonunda ben bir kararsızlık gördüm. Şimdi burçlardan bahsedeceğim. Aslında güzel olur ama kestiremiyorsunuz. Özellikle de bu açılımdaki eriller neyle karşılaşacağını kestiremiyor. Burçlardan bahsedelim. Koç burcu, boğa burcu gelmiş, akrep burcu gelmiş, su burçları, aslan burcu burada, yeniden boğa burcu burada. Bir de ikizler burcunu görüyorum baskın olarak arkadaşlar. Evet, bu kararı alırsanız ben süreçte kaybedeceğiniz ya da olumsuz bir şey yaşayacağınızı görmedim. Ama bir de diğerini dinleyin isterseniz, ikisini birleştirin. Şimdi ben diğerine geçiyorum. Evet, kilitteyiz. Bakalım bu durumu seçmezseniz ya da diğer kararı alırsanız neler olabilirmiş? Ortak kartlar gelebilir. Kartları özellikle ayırmadım. Bir önceki durumla beraber tekrardan yorumlayacağım eğer öyle olursa. Gitmek istediği yere zıplayarak gitti o. Orası şey kısmı, ne yapmak senin kontrolünde kısmı. Biraz kontrolümde değil gibi zıpladı ama. Çok merak ettim, çok çok o neymiş? Ya da merak etmeden duramıyor musunuz ne? Bu da sizin kontrolünüzde değilmiş gibi olabilir. Belki de böyle bir durumu işaret ediyordur. Açılım. Haydi başlayalım. Bu durumun görebileceğiniz yönleri neler? Bu kararı almazsanız. Ortak kart geldi arkadaşlar. Ne
Bunu yapmazsanız eğer, çok ilginç. Bunu şimdi ben iki türlü yorumlamak durumunda kalacağım. Birincisi bir bolluk bereketten olma. Hak ettiğiniz şeyleri kendinizden uzaklaştırma. Burada Nemrut bir surat ifadesine bürünüp buradaki pelinin uzattığı sepet içindeki meyveleri reddetme, kabul etmeme, istememe durumunu kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Bir diğeri de yokluk bilinci olabilir. Ya bu konuyu yapmazsanız eğer kendi içinizde olumlu şeyler gidiyor gibi ya da zaman tükeniyor, zaman daralıyor, emeğim gidiyor, hak ettiğim şeyler bana gelmiyor, içimi kurcalayan çok fazla durum var, çok stres, anksiyete yaşıyorum tarzındaki durum olabilir. Ha, çok ilginç. Bir tarafta gelen bir bolluk var, bunu reddediş görüyorum. Diğer bir taraftan buradaki bolluğu azaltan, tüketen fareler görüyorum. Bir tanesi içsel dünyanızı ifade ediyor. Dışarıdan gelen bir bolluk var. Diğerinde de dışarıdan gelen bir zarar var. İç dünyanızda bir bolluk var. Ne kadar tezat çıkmış. İnanamıyorum. Ama her halükarda hak ettiğiniz bu değil. Ay bunu nasıl yorumlayalım? Bu durumun görebileceğiniz yönleri. Bakın bu Ermiş kartındaki adam da hiç de görmek istemiyor yani. Öyle bir reddediş var ki. Çek git. Çek ellerini üzerimden. Hayatın bana sunduğu ya da sunabileceği şeylere ihtiyacım yok. Onları istemiyorum diyor. Şuradaki çorak topraktaki 3-5 dal çıkmış bakın. Ağaç bile değil, ağaççık diyebiliriz. Onların önünde öylece taşın üstünde oturuyor yani. Eğer bakın burada az önceki senaryoda bir takım güzellikler görmüştüm. Yalnız kalmanın da ya da kendi içinizdeki manevi duruma odaklanmanın da bir sınır olabilir. Bunlar bana yeter. Ben bunlarla idare ederim şeklinde düşünüyorsanız bu sizin enerjinizden azaltacak, yiyecek bir durum. Ya da kısmetinizi gider başkaları yer. Size burada uzatılan niye almıyorsunuz? Eğer böyle bir durum varsa lütfen kabul edin. Kendi hak ettiğiniz şeyden kendinizi mahrum bırakmanızı istemiyor kartlarınız. Bu kararı almanız gerekmekte. Ya da ben bu duruma alıştım, korkuyorum deyip kendi bildiğimin peşinden gitmek istiyorum, burnumun dikine gitmek istiyorum deyip belki içindeki meyveleri bile görmüyorsunuz ya da bu kişinin size sepet uzattığını ya da böyle bir güzellikle yaklaştığını bile görmüyorsunuz. Çünkü arkanız dönük ve gözleriniz kapalı. Anlamsız bir inatçılık var. Güzel bir şey de olsa ne kadar güzel olabilir ki deyip kendi içinizde stresli bir biçimde içinizi yiyerek kendi başınıza çözüm bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Durumun görebileceğiniz yönleri değil, görmek ya buradaki kişi görmediğinden ben gözünüze soka soka göstermek istedim. Bu durumun şu anda görünen yönü istikrarsızlık, bolluk bereketten azalma, belki parada düşüş, çevredeki insanların gelip de bir şeyleri tüketmesi, yemesi ya da sizin hak ettiğiniz durumları onların alması. Bu gözüküyor. Ve siz eğer kendi içinizde yaşıyorsanız bazı şeyleri, ben tek başıma çözüm bulurum, zamana bıraktığım şeyler var diyorsanız, yardım kabul etmiyorsanız yardımları kabul etmeniz gerekiyor. Açılımlar bir bütündür. Diğerleriyle bağdaştırarak yorumlayacağım. Neyi göremiyorsunuz peki? Yıkılan kule, büyük minnettarlık ve süvari gelmiş. Size gelecek olan ve bu gelecek olan güzel durumlarla, belki haberlerle beraber minnettar olacağınız şeyleri göremiyorsunuz. Risk almak istemiyor olabilirsiniz ama bunu yapmazsanız eğer durumun göremeyeceğiniz yönlerinde dışarıdan gelecek olan bir müdahale var. Bir yıkış, yıkılış, yıkım, şok verici bir durum söz konusu olabilir. Bir şeyler çatırdayabilir. Arkadaşlar bu çok fazla kuş gelmiş bir iletişimle bağlantısı var bu kişinin ya bu durumun ya da eğer size birisinden bir haber geldiyse de siz az önce şurada söylediğim gibi git git istemiyorum. Ben kendi içimde çözümümü bulurum ya da ben zaten bu duruma alıştım deyip
neyin geldiğini bile görmeden böyle değişik bir tutum içerisine giriyorsanız kendi yıkımınızı hazırlamış olursunuz. Aslında çok güzel haberler geliyor burada size. Eğer geçmişte yaşadığınız bir yıkım varsa, bu yıkımdan sonra siz böyle öfkeli, hırçın, huysuz olduysanız, bundan sonra size gelebilecek olan haberler ve tekliflere karşı ön yargılı olmamanız gerekiyor. Çok güzel gelişmeler yaşayabileceğinizle alakalı işaretler görüyorum. Hala bir şeylere şükredebilirsiniz ya da minnettar kalabilirsiniz, olabilirsiniz. Değişik geldi ya. Öfke, sinirlilik de görüyorum. Ve şunu göremiyorsunuz siz. Az önce bahsettiğim tavrınız, bir takım yıkılan durumları yeniden yapılandıramıyor. Umudu, iyimserliği getiremiyor. Bunu göremiyorsunuz. Ya da farklı biri için dinliyorsanız onun adını alabilirsiniz. Peki ne yapmak sizin kontrolünüzde? Bu kendini atmıştı. Bakın buradaki adam kapı yapıyor. Kendi elinizle bir şeyleri şekillendirmek sizin kontrolünüzde. Ustalıkla bir eser çıkarmanız ya da ortaya somut bir şey koymanız sizin elinizde. Buradaki adam da odaklanmış. Kapıyı oyuyor, güzel bir şekil veriyor. Tıpkı arkadakiler gibi. Bu sizin belki bakış açınız. Biraz pat diye söylemiş olacağım ama şuradaki odunumsu Nemrut haliniz. Bunu da yontabilirsiniz. Neden olmasın? Huysuz, hırçın, ön yargılı, korku dolu, sadece kendi övdüğünüzü dinlediğiniz inatçı kısımlarınızı törpüleyebilirsiniz. Yontabilirsiniz. Odunu kapı yapabilirsiniz. Bu kapıya da güzel bir şekil verebilirsiniz. Arkadaşlar, meslektaşlar ve köpek gelmiş. Arkadaşlarınız, meslektaşlarınız, yakın çevreniz, insanlar arasına karışın, yalnız olmayın, tek başınıza hareket etmeyin, destekleri, yardımları kabul edin. Dostlar gelmiş bakın, köpek de bize yardımseverlikten, dostlardan, arkadaşlıktan bahseder, destek çıkan kişileri de söyler. Şunu hissettim. Arkadaş edinmek, arkadaşlara güvenmek ya da yeni çevrelerle ilgili olan durumda istemiyorum çünkü güvenmiyorum diyorsanız eğer, burada şimdi buradaki kişi kapı yapıyor ya, size zararı dokunacak kişilere bu kapıyı açmanızla kapatmanızda sizin kontrolünüzde, sizin elinizde. Bunu bu şekilde de yorabilirim ya da hayatınıza yeni insanlar almanız, yeni çevreler edinmeniz size bağlı. Ve buradaki köpek de kulübesinin dışına çıkmış bakın. Daha farklı bir bakış açısı, daha farklı bir ortama girmek. Bunlar sizin kontrolünüzdeymiş. Peki neyi bırakmalısınız, neyi terk etmelisiniz? Ben bunun mesajlarını şuralarda da veriyorum. Bunu yapmazsanız ne olur? Devam edelim tekrardan. Yalnız kalabilirsiniz. Ya da yalnız kalmak isterseniz eğer, size bu anlamda kapı açabilecek, size destek çıkabilecek kişileri kendinizden uzaklaştırmış olursunuz ve bunu yapmamanız gerekiyor. Burada mesajlar hepinize doğrudan gitmeyecektir. Dolaylı olarak almanız gereken mesajları da alın. Neyi bırakmalısınız bakalım? Süpürge, doğum günü, sevgi dolu kadın, para ikilisi. Etrafınızdaki sevgi dolu insanlar sizin ruh halinize sürekli ayak uydurmaya çalışıyor olabilir. Bu kişileri eleştirmekten, azarlamaktan, bu kişilerle tartışmaktan vazgeçmeniz gerekmekteymiş. Bir ortam, bir doğum günü partisi, bir mutluluk, bir eğlence ortamı gelmiş bakın. Buralara katılmanızı tavsiye ediyor kartlar. Bir değişime ayak uydurmanız gerektiğinden bahsediyor. Hayatınızda minnettar kalacağınız, size sevgisini sunacak olan, sadık olan bir kadın var. Özellikle de eril arkadaşlarım için söylüyorum. Eteğine yatmış bir köpek var. Bakın burada da bir köpek var. İletişim konusunu serbest bırakmanız gerekiyor.
iletişim kurmayacağım diyerek kendi içinizde çok fazla çatışma yaşıyorsanız, bir kızgınlık, bir öfke, bir hararet durumu varsa bunu terk etmediğinizsiniz. Kafanızda dönüp dolaşan bir mesaj size çok fazla inişli çıkışlı duygu yaşatıyorsa eğer, belki de şöyle de olabilir. Yakın zamanda ya sizin ya da karşınızdaki kişinin doğum günüdür. Bu mesajı serbest bırakmalısınız ya da eyleme geçmelisiniz de diyebilirim. Önemli bir doğum günü sorunun cevabını oluşturuyor diyor. Bu doğum günü bir ilişkinin başlangıcı, başlaması gereken bir durum olabilir. İlgimi bir şey çekti. Neyi bırakmalı, terk etmeli noktasında doğum günü gelmiş. Yani şurası aslında bırakmak, terk etmek, bitirmek noktası ama doğum geliyor bakın. Ben yenilik görüyorum baktığımda. Ama değişik dönüşen bir yenilik gördüm. Aynının tekrarı yok. Ve bu açıdan da dikkatimi huysuz eriller çekti benim. Sinirli. Her şeyi tek başıma yaparım ya da tek başıma bir şeyleri hallederim diyen. Şunu eğer bırakmıyorsanız bunu da bırakmanızı tavsiye ederim size. Çok fazla kendi hayatınıza odaklıysanız. Sizi seven, size sadık olan, sizi bekleyen dişile karşı ilgi alakanız yoksa, ona göstermiyorsanız, sadece kendi çevrenize ya da kendinize bunu akıtıyorsanız bunu da terk etmeniz gerekiyormuş. Ama şu anlaşmazlık kartıdır elimdeki. Hızlı ve mekanik olan şeyleri de terk etmeniz lazım. Ben burada şey gördüm. Ruhsallıkla alakalı bir mesaj gördüm. Mesela sözcükleri seçerek konuşmanızı tavsiye ediyor bu kart. Bununla beraber gürültülü ortamları, boğazla ilgili sorunlar, sıkıntılar, belki yeme içme ile ilgili bir durum, belki sigara olabilir. Bunlarla alakalı durumları da bırakmak durumunda olabilirsiniz. Eğer aşırıya kaçtıysa. Ve hepiniz için geçerli olmaz. Mesaj uyuyorsa alın. Sahte uyum gösterdiğiniz, bir önceki anahtarda da gelmişti bu. Sahte uyum gösterdiğiniz, aslında sizinle çok denk düşmeyen ama idareten öyle yaptığınız, yapmacık davrandığınız durumlar var ise eğer, bunları da konuşarak çözmeniz gerekmekteymiş. Bir önceki anahtarda da kendin ol gelmişti. Şimdi şurayı seçiyorum. İlerleme kaydetmek için tutumunuz ne olmalı? Mantıklı bir yaklaşımla tıkanmış enerjileri çözebilecek potansiyelde olduğunuzu görüyorum. Burada tekerlekli sandalye çıkmış. Burada da araba gelmiş. İkisinin de tekerleğine dikkat ettim. Birisinin gerçi gözükmüyor yarım ama buradaki çamura saplanmış. Hareket edememe, ilerleyememe, kararsız olma, bir yere saplanıp kalma, tembellik, can sıkıntısı. Bütün bu durumların her birinin dışarıdan gelmediğini, siz mantıklı bir karar alırsanız bunları kesip atabileceğinizi bilmelisiniz. Tutumunuz ne olmalı? Dikkatimi yaşlı yaşlı kişiler çekti. Aileden ya da ebeveynlerden kaynaklı bir problem var ise eğer, ben bu kişiler yüzünden ya da buradaki olmayan durum yüzünden tıkandım kaldım, ilerleyemiyorum, arabam bataklığa saplandı diyorsanız şuradaki gökkuşağına bir bakın. Bir şekilde ilerlemek zorundasınız. Arabayla gidemiyorsanız yürüyün. Çünkü buradaki kişinin çok enerjik olduğunu görüyorum. Ama oturmuş karamsar karamsar düşünüyor. Ve enerjisi boşa gidiyor gibi. Motor çalışıyor, arabanın tekerlekleri dönüyor. Bu sizin kendi enerjinizi de temsil ediyor olabilir. Daha somut anlamda ben örnek vererek bahsediyorum ama kafanızda her şey dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ama siz bunu hayata geçirmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bir ev mevzusu ya da evin içerisinde bunu yapıyorsanız
Bu enerjiden çıkmanız gerektiği ile alakalı, fazla sabit olmamanızla alakalı bir mesaj veriyor. Değişime ve yeniliklere ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da değişim gördüm zaten. Hep aynanın tekrarı, kısır döngü içerisinde olmak size iyi gelmeyecektir. Bir önceki kilitte de ben aynısını görmüştüm. Statik o gelmişti mesela. Demiştim ki yeniliklere açık olun. Güvenli bölgeyi terk edin. Şimdi güvenli bölgeyi ya da konfor alanını terk etmek de duruma göre değişir. Bazen konfor alanından çıkmamak iyi de olabilir. Ama şuradaki tabloya göre iyi değil. Gerçi buradaki kişi de çok konforlu gibi durmuyor zaten. Konforsuzluğun üstünde oturuyor. Ama tıkanmış olan enerjisinin giderilebileceğine, açılabileceğine dair umut varken, böyle bir sembol varken yukarıda kendisi karamsar. Yine hepiniz için geçerli olmayacaktır. Ama sağlıkla ilgili bir sıkıntınız var ise, bu sizin yürümenizi engelliyorsa, dolaşım sistemi ile ilgili bir bozukluk varsa ya da eğer şunu soranlarınız olduysa, ameliyat olmazsam ne olur diye. Burada bir müddet hareket edememe ya da evde kalma ya da bol bol oturma durumlarını görmekteyim baktığımda arkadaşlar. Buradaki burçlardan da bahsedelim. Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, İkizler, Koç, Terazi, Kova, bir de diğer toprak gruplarımız gelmiş. Boğa, Başak, Oğlak. Başak zaten çıkmıştı da diğerleri de burada arkadaşlar. Ben bu iki açılımdan şunu algıladım. Tabii hepinizin mesajları farklı farklı olacaktır. Ama açılımın ana mesajı, geçmişe döneceksen de eğer, anahtar için söylüyorum, sana bir faydası dokunacaksa, hak ettiğin şeyler oradaysa, hak ettiğin şeyleri görebileceksen, barış, konuş, o iletişim engelini aç ya da o kararı al. Ama hak ettiğin şeyler orada değilse, o gemi gitmiş artık, uzaklaşmış. Artık yenilik zamanı. Yeniliklere, yeniyi kabul etmiyorum, eskiyi bekliyorum diyorsanız da bu sizin kilit için konuşuyorum. Şuradaki durum adına. Kendi enerjinizden ve zamanınızdan çalabileceğiniz bir durumda olabilir. Öfke kontrolü yapmalısınız. Eğer hayatınızda olup biten, çatırdayan durumlar sizin söylemlerinizden ya da eylemlerinizden kaynaklanıyorsa, empati yapmalısınız, düşünceli olmalısınız. Zıplayan kartınızda bakın. Ne yapmak senin kontrolünde. Somut şeyler ortaya çıkarmak sizin kontrolünüzde. Belki bunu yapabileceğinize dair inancı bile kaybetmiş olanlarınız olabilir içinizde. Zaman geçti. Atıyorum arkadaşlarım şunları şunları yaptı, kazandı. Herkes kariyerinde ya da hayatında aldı başını gitti. Ben yerimde sayıyorum deyip depresyona girip oturuyorsanız eğer, bu enerjiden çıkmanız gerektiğine dair bir mesaj görüyorum. Daha çok ama dişilerle eriler arasında her ikisinin de birbirinden beklediği durumları görüyorum. Ve hep şöyle gelmiş. O bana bunu yaparsa ben de ona şu şekilde karşılık veririm. Ya da atıyorum önümde doğum günüm var. Doğum günümü kutlarsa belki şöyle olur, belki böyle olur diyerek bir takım durumlara konuları bağladığınızı görüyorum. Şunun uyarısını da yapabilirim. Duygularınızda ya da söylemlerinizde eğer yapıyorsanız çok robotik olma, çok makineleşmiş bir beyinle aşırı derecede mantık odaklı ya da eleştirel bir üslupla konuşmamanız, bu şekilde davranmamanız da gerekiyor. Çok fazla sonuç odaklı kişiler vardır ya. Mesela merhaba demeden bir kapıdan içeriye girer, çat diye istediği şeyi söyler. Ya dur bir önce bir merhaba de, bir nasılsınız de, bir günaydın de. Ya da iyi günler de. Bir başlangıç cümlesi olmadan ihtiyaç duyduğu, almak istediği, sormak istediği şeyi hemen sorup hemen sonuç odaklı olma. Bunu da yapmamanız gerekiyor. Tabii eğer yapıyorsanız, neyi terk etmelisiniz noktasında hatırlamanız gereken özel günler varsa,
Bunları ihmal etmemeniz gerekiyor. Çevrenizdeki insanlara karşı duyarlı olmanız gerekiyor diyebilirim. Ama bu açılımın en önemli konusu size gelecek olan kısmetleri tepmemeniz. Çünkü çok güzel gelişmeler yaşanacağını görüyorum baktığım kadarıyla. Evet arkadaşlar, anahtar kilit açılımımız bu şekildeydi. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.